Cumhurbaşkanı Erdoğan, Botançay Beğendik Köprüsü açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. 2023 hedeflerine ulaşma umudumuz attığımız adımlarla artıyor diyen Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili de konuştu ve önemli mesajlar verdi. Kulak veriyoruz. ...15 Temmuz gecesi önüne konan bedel canı da olsa mücadeleden geri durmayacağını, hakkını arayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de işte bu kararlılığın bir sonucudur. Erdoğan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını bu sözlerle açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt Pervari'de Botan Çayı üzerine yapılan Beğendik Köprüsü açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Yaktığımız her ışıkla 2023 hedeflerimize ulaşma ümidimiz biraz daha artıyor. Erdoğan'ın gündeminde Ayasofya kararı vardı. Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık dedi. Bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Tıpkı Suriye'de, tıpkı Libya'da, tıpkı diğer pek çok hususta yaptığımız gibi. O eski Türkiye geride kaldı diyen Erdoğan, kendi önceliklerine göre hareket eden bir Türkiye var dedi. Geçmişte bütün enerjisi ve imkanları iç çekişmelere teksif edilerek çok fırsatlar kaçırması sağlanan bu ülkenin artık aynı oyuna gelmeyeceğini herkesin anlamasını istiyoruz. Kuklalarla değil, kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Bunun için ne terör örgütleri, ne içine çekilmek istendiğimiz kısır siyasi gündemler, ne diğer tuzaklar işe yaramayacaktır. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin egemenlik haklarına saldıranlara da sert çıktı. Ülkelerinde İslam düşmanlığı ve yabancılara yönelik saldırıları önlemek için adım atmayanlar Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma iradesine saldırabiliyor. İşte tüm bu gelişmeleri dostlarımızla düşmanlarımızı birbirinden ayırabilmemizi sağlayan birer filtre olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda kimin hangi safta durduğunu gördükçe bundan sonra neyi nasıl yapmamız gerektiğini de anlıyoruz.